Efendim, efendim, muhteşem görünüyorsunuz. Sultan Hanım'ın ağzından laf almaya gittik. Yepyeni bir program formatımız oldu, iyi mi? Vallahi beni her zaman şaşırtmayı başarıyorsunuz. Hayırlısıyla şu demoyu bir çekelim. Sözleşmeyi hemen imzalarız. Ondan sonra efendim, vallahi ben manşetleri şimdiden görür gibiyim. Taylan Günebakan'ın muhteşem dönüşü. Dönmek yetmez Ati. Benim zirvem Fırat'ın bittiğini görmek olacak. Arkamda durup beni pohpohlamayı bırak. Git neler olup bittiğini öğren. Bana bir faydan olsun. Efendim, ben Gülendam Hanım'ı birkaç defa aradım. Telefonunu açmadı. En kötü şey yaparım. Ben kendim giderim mahalleye. Asuman, bana güzel haberlerin mi var yoksa? En ufak bir şey olursa ara demişsin. Ne oldu? Dinliyorum. Şeblem'le Naz kavga etmiş. Ya, mutfak ekibi konuşurken duydum. Tabii beni görünce sustular. Burada pek popüler değilim tahmin edebileceğin gibi. O yüzden konunun içeriğini tam olarak bilmiyorum. Peki Fırat? Bilmiyorum, Fırat daha gelmedi. Ama geç kaldı, kesin bir şeyler var. Aa, Fırat geliyor. Elinde valiz var. Valiz mi? Kapatıyorum ben. Alo. Git kuaförü çağır, saçımı düzelsin. Hemen efendim. Yazınca inanamadım. Nasıl yalnız kaldın sen dükkanda? Hoş geldiniz. Kebaplarımız çok güzeldir. Ne ikram edelim size? Yok artık. Yani hiç kimse yokken de mi müşteri rolü yapacağım? Ama ben elini tutmak istiyorum. Seni öpmek istiyorum. Ben en iyisi size bir soğuk su getireyim. Ya bırak şimdi soğuk suyu ya. Gel otur şöyle, çok özledim seni. Hadi. Öyle yani. Annem benim de babamla görüştüğümü öğrenirse ben de evsiz kalabilirim. Birlikte bir yer tutarız. Ya, ciddi bir şey anlatıyorum şurada. Ben de çok ciddiyim. Bora? Afiyet olsun. Böyle yerlerin değişmez kuralı. Estetik yok, özen yok. Her şey baştan sağma. Bence gayet samimi. En azından başka biriymiş gibi davranmaya çalışmıyorlar. Sahiciler. Yani anlayacağın, kendilerini inkar etmiyorlar abi. Senin bu aileyi neden bu kadar önemsediğin belli oldu. O ulvi sahicilikleri değilmiş en azından. Ben o kızı seviyorum abi. Fırat'ın kardeşi olması ya da fakir olması umurumda bile değil. Hatta ona aşığım. O da bana. Boracığım, o ilişkide mutlu son yok. Sana göre hiçbir ilişkide mutlu son yok ki. Çünkü sen sevmek sevilmek nedir bilmiyorsun. Bak, eğer olur da beni engellemeye kalkarsan... Buna gerek kalmayacak. Fırat zaten bu ilişkiyi öğrendiğinde sizi benim yerime engelleyecektir. Öyle ailecek yemek yiyeceğimizi falan düşünmüyorsun herhalde. Naz'a sözleşmeyi benim verdiğimi öğrendiğinde benden daha da nefret edecek. Dolayısıyla senden de.